Hiç değilse içinde kalmadı. Erkenden yüzmeye gitmiş oldu işte. Senin bahaneni sevsinler, vicdansız. Kızım o benim. Ne kadar kızsam da kızım. Vicdansız olsam onu en sevdiği yere göndermezdim. Sen bütün sevdiklerini hapset. Kızını okyanusa, beni bir köpeğin içine. Ama ben köpekleri severim. İyi ki eşekleri sevmiyorsun. Aman ne savunma. Siz hala burada mısınız? Ne yumurtlayacaksın diye bir bakalım dedik. Merak etme, gidiyoruz. Yediğin altları temizlemeye. Hadi gidelim kızım. Ah! 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 Tövbe tövbe. Ah! Geldik. Ay Perihan teyze. Dayı. İyi şükür. Hoş geldin kızım. Ay kızım. Hadi anne. Oh, sonunda anneme kavuştum. Canım. Betüş, senin bu anan var ya anan, aklını kaçırmış. Ay evet Perihan teyze, ya sabahleyin kafeye giderken kendimi bir anda okyanusun derinliklerinde buldum. Üstelik o acayip kıyafetle. Evet, şimdi anladım. Hafta sonu bir şey yapamadı tabii, çocuklar evde. Pazartesi Sadık işte, çocuklar okulda, seni cezalandırmak istedi. Evet dayı, doğru söylüyorsun, öyle oldu da. Sonra da beni orada tamamen unuttu galiba. Yok canım, macera istemiş canı. Ortalığı şöyle bir karıştırıp gövde gösterisi yapayım demiş. Hepimiz birden karşısına dikilince halini görecektin. Ben istediğimi bir güzel yaparım, bana karışmayın tavrı. Klasik Dudu. Ay güldüme bakmayın. Yani bu konuyu yarın onunla konuşacağım ve bu sefer onu asla affetmeyeceğim. Ah canım benim, kıyamazsın sen. Doğru, kıyamam. Perihan teyzeciğim, zaten ona kıyamadığım için perili çeliğimi bırakıyorum. Ama çok seviyorum seni Allah'ım. Sana kıyamadığı için cezanı en sevdiğin yerde vermiş. Hakikaten anne, senin hayalin miydi biz büyünce Pasifik'e gitmek? Yok, yani şöyle ki Sadık'la ilk evlendiğimiz zamanlar öyle bir hayalim vardı ama... Yani bu şekilde değil, öyle tek başıma okyanusun dibinde. Ya saat kaç oldu, Ece geldi mi? Yok, Perihan teyze zamanı durdurdu. Bu yüzden bugünü bir daha yaşamak zorundayız galiba. Aynen öyle. Zamanı geri almak zorundayız. Hem de çok geriye. Sabaha. Sadık'ın seni kafeye bıraktığı saate. Yani ya ben bütün gün Efecan'la oynadığım oyunları baştan mı oynamak zorunda kalacağım? Ama hayatım, sen perisin. Bu ne demek? Oyunları istediğin gibi değiştirebilirsin demek. Efecan hafta sonları gelmiyor mu size Sade? Of. Ben de girdiğim derslere bir daha girmek zorundayım. Çok sıkıcı. Yani unutturma sihri yapsak. Siz ikiniz yaşadıklarınızı bir daha yaşamak zorunda kalacaksınız. Hayır, eğer akşam üstüne geri dönersek Betüş kafeye gitmemiş olacak. Sadık geri geldiğinde onu almaya aynı problemlerle aynı yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Zaman geri aksın. Ya buralara kadar da zahmet oldu sana hayatım. Yoruldum vallahi. Ne demek canım? Hiç zahmet olur mu? Yani böyle bak, arada bir böyle çocuklardan fırsat yaratıp baş başa kalmamız lazım. Bak ne güzel geze geze Boğaz'dan geldik değil mi? Evet ya, iyi oldu aslında. Ne düşünüyorsun akşam için? Ben de Cem kadar heyecanlıyım vallahi. Yani çok ciddi görünüyor. Evet ya, anla aşık oldu bu kıza. Ece de Ece, Ece de Ece. Yani başka laf yok ağzında. Akşam görelim de bir tanışalım bakalım.
İnşallah o kız da Tuğçe gibi iyi bir kızdır. Çok üzülüyorum Tuğçe'ye biliyor musun? Yani öyle masum masum gelip gidiyor eve. Arada sırada Ceren'le konuşuyorum. Hala abime çok aşık diyor. Yani Ceren ısrar etmese eve bile gelmeyecek o kadar yani. Ay. Ay Cem bizim oğlumuz yani tabii onu çok seviyorum ama... Ay, Tuğçe'yi de kızım gibi görüyordum ne bileyim. Ne yapacaksın işte hayat bu. Yani insanlar büyüyor, düşünceleri, beğenileri değişiyor ya. Ya. Seni çok seviyorum canım benim. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Evet geldik galiba. Ay çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Ha ben seni gelip buradan alırım tamam mı? Ay yok hiç gerek yok artık. Ne olacak akşam kendim gelirim ben. Alırım dedim. Lütfen alırım dedim ya. Bak arada bir böyle baş başa kaldığımız kısa anlar var ya çok hoşuma gidiyor. Seni 7'de alacağım ona göre. Canım. Teşekkür ederim. We'll be right back.